Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Stok programının 7. bölümüyle tekrar beraberiz. Şimdi önce şunu size bir göstereyim. Bakın burada şu boşken kaydet dediğim zaman bizim şurada bir giriş yaklarda kayıt olmadığı için datadaki ilk satırı buraya kopyalıyor. Bunu arkadaşlar önce bir halledelim. Ondan sonra devam ederiz. Bunu da şuradan halledeceğim. Çıkıyorum buradan. Geliştiriciden kod ortamına girelim. Şuradan kaydedi içerisine çift tıkladığım zaman şurada bir koşul yazacağım. Diyeceğim ki if eğer giriş aktardaki arkadaşlar yazımda problem olduğu için yani böyle hızlı yazamıyorum. Dolayısıyla sık sık kopyalamalara gidiyorum. Onun için beni bağışlayın. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Range A 3 eşittir. Boş ise then o zaman ne yapsın? Exit sub. Hiçbir işlem yapmaz. Hemen bir deneme yapalım. Ekle dedim. Kaydedi tıkladığımda bakın hiçbir problem kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan tekrar çıkalım. Kod ortamına gene gireceğim. Şuradan girişten arkadaşlar işlemleri şu değiştirden yapacağım. Önce şundan isimlerini değiştireyim. Buna değiştir 2 diyorum. Değiştir 2. Şu da sil 2 olsun. Bir de arkadaşlar şu list box'ın ön değerini bound kolumdan ikinci sütun olarak yapıyorum. Çünkü bizim list box'ımızda seçeceğimiz kriter ikinci sütundaki kayıt kodudur. Yani biz kayıt kodlarını ne yapacağız? Kullanarak veri çağırma işlemi yapacağız. Nerede yapacaktık biz bunu? Şimdi buradan çıkıyorum. Onu da şu giriş aktara yapacağız arkadaşlar. Bunu da giriş aktar gelişmiş filtreleme ile yapacağız. Bunun için şu kayıt kodunu buradan kopyalıyorum. Şurada gelişmiş filtreleme için kriter olmak üzere AF'ye kontrol V ile yapıştırdım. Bizim kriter alanımız ne olacak? AF 1 2 olacak. Şimdi şuradan gelişmiş filtrelemeyi arkadaşlar şu kopyalama moduna çıkmamız lazım. Çıktım. Şurada boşlukta tıkladım. Şimdi makro kaydetle beraber değişiklik yapacağım faturanın tüm değerlerini buraya getireceğim. Burada makro kaydet dedim. Makro 1 ismini değişmeden şuradaki veriden gelişmiş diyorum. Liste aralığın datadan tüm satırları arkadaşlar seçiyorum. Buradan ölçüt aralığı nedir? AF1. Başka bir yere kopyalayıp tıklıyorum. Hedef olarak da şuradaki başlıkların tamamını seçiyorum. Ve tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi tüm veriler buraya geldi çünkü biz bir seçim yapmadık. Geliştirici geldi. Kaydı durdurdum. Makrolardan, makro birinin üzerindeyken düzenleden kodlarımı buradan kopyalıyorum. Şuradaki değiştirin içine arkadaşlar. Basılı.
Evet, şimdi listbox'ta seçmiş olduğum değeri A ve 2'ye atamam gerekiyor ki benim gelişmiş filtrem çalışabilsin. Bunları da bir düzenleyeyim şöyle. Geliyorum buraya, diyorum ki şimdi giriş aktar ben şunu kopyaladım, başına yapıştırdım. Bunu da ne yapıyorum? AF2 ve 2 neye eşit olacak? Listbox 2'nin ikinci sütundaki ön değerini. Bu kadar. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Biz şimdi bunu geç aktara değişiklik yapacağımız faturayı aldık. Şimdi onu listbox'larda gösterelim. Bir yapmıştık biz bunu şurada. Şunları buradan kopyaladım. Listbox 2'yi bulalım. Pardon, değiştir 2'yi. Bunu da bunun altına yapıştırdık. Bu pasif olanları da aktif hale getireyim buradan. Getirdim. Şimdi ne yapacağız? Fatura alanlarını açacağız. Onlar da nerede? Yukarıda bir yerde varlar. Şunlar arkadaşlar. Ctrl C dediğim, geliyorum buraya yapıştıracağım. Ctrl V dedim. Bunları da aktif hale getireyim. Biz burada şimdi ne yaptık? Arkadaşlar şunu yaptık. Fatura bilgilerinin bulmuş olduğu frame'leri açtık. Değişiklik yapacağımız listbox'ın içindeki frame'i, listbox'ın bulunduğu frame'i de açtık. Özet sayfanın bulmuş olduğu frame'i ne yaptık? Kapattık. Yaptığımız işlem bu. Şimdi bunu bir deneyelim burada. Çıkalım buradan. Gelelim şu data sayfasına. Kayıt dedim. Bakın şurada 4 var. Değiştir dedim. Hata aldık. Şimdi bunu, hatayı aldığımız çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gelişmiş filtrelemenin bir özelliği var. Bulunmuş olduğu sayfada çalışır. Eğer biz bunu farklı bir sayfada çalıştırmak istiyorsak, şurada eşittirden sonraki, bakın işte işaretliyorum, şu range'lerin başına hangi sayfada bu işlemi yaptığımızı, yani gelişmiş filtrelemeyi biz hangi sayfada yapmışsak, o sayfanın ismini verirsek, hangi sayfada olursak olalım arkadaşlar, bu bize hata vermeyecektir. Şimdi şurada noktaya kadar geldim. Ctrl C dedim. Şuradaki range'in başına bunu yapıştırdım. Bir de şuradaki range'in başına bunu yapıştırırsam, artık bunu hangi sayfada yaparsam yapayım, filtreleme çalışacaktır. Bakın şimdi şuradan şunu tıkladım. Bakın çalıştı arkadaşlar. Buraya geldiler. Şimdi diyelim ki nereden fırçada bir sıkıntımız vardı. Bunu çift tıkladığım zaman faturanın bütün verileri buraya geliyor. Hangi alanda değişiklik yapacaksam yaparım. Şimdi burada değişikliği yaptık diyelim. Şöyle yapalım. Birim fiyata 20 liradan imiş. Yanlışlıkla 10 yaptık. Aktar dediğim zaman bakın 10 liradan 20 liraya çıkmış. Güzel. Şimdi burada şimdi kaydet dersem, bu kaydet arkadaşlar neydi? Biz önce bunu yeni bir kayıtta yapmıştık. Ama bu yeni bir kayıt değil. Yani değişiklik yapmış olduğumuz faturayı hem data sayfasından hem de özel sayfasından silmemiz lazım. Ki mükerrer bir kayıp olmaz. Yani biz burada kaydette iki türlü kayıt yapacağız demektir bu. Birincisi değişiklik yapacağımız zaman kaydet, bir de normal yeni kayıttaki kaydet. Şimdi bu ikisini biz şu kaydet butonunda fark ettirmemiz lazım.
bir Excel'i anlaştırmamız lazım. Nasıl olacak bu? Şöyle arkadaşlar bakın, şurada tıkladığım zaman mesela değiştir dedim. Tıkladığım zaman şimdi tıklamıyorum. Tıkladı hata verecek arkadaşlar. Bak tıkladığım zaman vermedi, hepsini aldı, pardon. Hata vermez ama hepsini alır. Çünkü seçim yapmadım. Buradan tekrar çıkayım. Tekrar gireyim. Bakın tıkladığım zaman ben şu giriş özel sayfasına şöyle uzaklarda bir yerde Z1 olabilir. Daha da öteye de olabilir. 1 desem ve ben bu 1'i kayıt sayfasında, kayıt butonunda koşul olarak koysam, desem ki eğer işte Z1 1 ise işte değişiklikten kaynaklanan kaydetmeyi yap. Boş ise de yeni kayıt olarak algıla diye bir komut yazacağım buraya. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan tekrar kodlarımızın içerisine girelim. Değiştirir. Çift tıkladım. Buraya da şunu diyeceğim. Şuradan bir özet bulalım. Şunu buradan kontrol C dedim. Burada en başına arkadaşlar bunu yapıştırdım. Bunu da Z1 yapalım. Parantezi kapatalım. Eşittir. Buna 1 diyelim. Şimdi kaydette burası arkadaşlar. Burası. Şimdi buraya da ben koşul yazacağım değil mi? Şu hesabın altına yapalım. Şimdi burada koşulun ne olacak arkadaşlar? If diyorum eğer. Kontrol ve Z 1 eşitse 1'e ben. O zaman ne yapacak bize arkadaşlar? Değiştirden kaynaklanan kayıt işlemini yapacak. Bunu ben şöyle aşağı çekeyim. Şimdi arkadaşlar burada değişikliği yaptıysak değişiklik yapmış olduğumuz faturayı data sayfasından ve özel sayfasından silmemiz lazım. Şimdi bu silme işlemi yapalım. Önce datayı silelim. Bunu da for döngüsüyle yapacağız. For döngüsünü de üstten aşağı değil alttan yukarı çalışır bir vaziyette yapacağız ki silme işlemini doğru yapabilsin. Buraya for diyorum. A eşittir. Sheets giriş aktarın şurayı Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. 150.000 evet 150.000 dedi. Giriş aktar değil burası arkadaşlar. Burası ne olacak? Data olacak. Son dolu satırından başla. To nereye kadar? İkinci satıra kadar gel ama adım adım gel. Kaça adım gelecek? Alttan yukarı geldiği için -1 dedim. Buraya da next diyorum. Şimdi koşulumu arkadaşlar burada yazacağım. If diyorum eğer sales anıncı satır bölgü ikinci sütun datamızda arkadaşlar kayıt kodu nerede? Bakın şurada ikinci sütunda onun için 2 yazdık. Eşitse listbox'taki listbox 2'deki seçilen ön değer. Neydi o? İkinci sütunu da değil mi? Bir nokta koymaya gerek yok. Listbox 2'ye eşitse den diyorum. O zaman rows o satırı veya satırları A hangi satırsa veya satırlarsa arkadaşlar birkaç tane malzeme olabilir değil mi? Onun için satırlar dedim. Rows A nokta delete altına geliyorum and if diyorum.
Şimdi biz bunu döngüyle sildik. Nereden? Data sayfasından değişeceğimiz faturayı sildik. Şimdi de bunu özet sayfasından silelim. Şimdi şu özet sayfasını sileyim şundan. Şimdi arkadaşlar listbox'ta bizim şunlar var. Listbox'tan seçeceğim şey neydi? Fatura. Seçeceğim faturanın kayıt kodu listbox'ın ikinci sütununda demiştik. Şimdi listbox'ta seçmiş olduğum faturanın satır sayısı ile Excel'deki şu giriş özetteki Excel sayfasındaki satırın aynı olması lazım. Ki silme işlemi birebir gerçekleşsin. Peki bunu nasıl ben yapacağım? Yapacağım işlem şu arkadaşlar. Birincisi önce listbox 2'deki seçmiş olduğum patronun indeks değerini bulacağım. Bunu x'e atadım. X dedim. Listbox 2 nokta list index. Şimdi listbox'larda indeks sayısı sıfırdan başlar. Excel'de birebir uyuşması için ne yapmam lazım? Bakın bir de burada başlık var. Bir de listbox'ın sıfır değeri var. Demek ki o zaman buraya artı 2 desem benim şu özet sayfasındaki fatura kayıt numaramla birebir eşleşecek demektir bu arkadaşlar. O zaman ben bunun satış sayısını bulduysam buraya şunu diyebilirim değil mi o zaman? Şurayı kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Buraya A dedim. Hangi satır sayısı ise bunu nasıl yazacağım buraya? Birleştirdim. X ile mesela diyelim ki ben şurada 4 nolu 4. gün kaydedilen bu 4 nolu 4 nolun birincisini seçtim. Bu nedir? 5. X 5 olacak değil mi? O zaman bu da nedir? A5. Yani seçtiğim alan burası olacak. Buraya ben ne diyeceğim? Tüm satırı silebilmem için de şu kodu yazacağım. Enter row nokta delete. Delete ya dokunuyor. Bu da bu kadar arkadaşlar. Şimdi silme işlemlerimizi bitirdik. Ondan sonra gelsin burayı arkadaşlar kopyalıyorum. Şöyle yukarı doğru çekeyim. Bu kayıt arkadaşlar nedir? Değişiklik yaptığımız zaman. Peki değişiklik yapmadığımız zaman değil de yani yeni kayıtsa o zaman arkadaşlar buraya diyeceğim ki else değilse ama şunu sakın unutmuyoruz. Z bir yeni kayıt varsa Z'nin 1 olmaması lazım. Değil mi? Şunun en altına geliyorum. Z'yi boşaltıyorum arkadaşlar. Z1'i giriş özette Z1'e 1 vermiştik ya. Şimdi onu burada boş bıraktım. Boş ise o zaman yeni kayıt diyecek ve şu kodları arkadaşlar bu silmeden sonraki kodları şunu da alayım. Kopyalıyorum. Şu else'nin altına yapıştırdım. En altına da en if dedim. Olay bu kadar. İnşallah hata olmaz. Evet. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Buradan çıkalım. Gelelim data sayfasına. Arkadaşlar bu da burada geçicidir. Şimdi 4'ü değiştirdi dedim. Buraya geldi arkadaşlar. Problem var mı? Şu anda yok. Naylon fırça üzerinden değişiklik yapacağım. Birim fiyatı 10 lira değilmiş. 15 liraymış. Bakın şimdi naylon fırça 10 lira burada birim fiyat.
Aktar dedim, 15 lira oldu. Şimdi kaydet dedim. Dördü değiştik değil mi? Merlin fırça nerede? Evet. Dördü değiştik. Bakın arkadaşlar. Kayıt numarası bile değişmemiş ama yapmış olduğumuz değişiklik burada var. Kayıt numarasının tabii ki değişmemesi lazımdı. Bir de burada altına geldi. Bunu da sonraki konularımızda şu tarihlerde sıraya dizeceğiz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Gelelim şu birin ikincisini, kim oldu kaydı. Buradan değiştirelim. Hidrolik yağ. Arkadaşlar çift tıklıyorum. Geldi. Bu hidrolik yağ değilmiş. Biz bunu yanlışlıkla yapmışız. Şanzıman yağı olarak yapacaktık. Hidrolik olarak almışız yanlışlıkla. Hemen buraya geldim. Tekrar bunu kaydet dediğim zaman birin ikisi arkadaşlar değişti. Şimdi burada olayımız şu. Buradan yeni bir kayıt yapacağım. Ekle dedim. Yine bir kayıt yapalım ve bunun üzerinden denemelerimize devam edelim. Bakın şimdi. Ayın ikisini seçtim. Data sayfasına geleyim. Burada ayın ikisi, bakın 10 numara, 10 fiş nolu, fatura nolu, çift malzemeli bir faturamızmış. Ve kayıt kodu şu anda 1. Bakın buraya 2 geldi. Yani bir önceki yapmış olduğumuz konu. Şimdi fatura numarasına 25 verelim. Buradan satın alma diyelim. Benden alın bunu. Ulman alalım. Gelin buraya 20 diyelim. Arkadaşlar bu rakamları bilmiyorum. Bunu kayıt dedi. Kaydet. Ayın 1'i demiştik değil mi? Kodun ikisi. Bakın 2 buraya geldi. Şimdi bunu değiştir diyorum. Geldim. Bunun da birim fiyatı 50 liraymış. Şimdi bakın 354 lira. Aktar dedim 1800 lira. Kaydet dedim. 2'nin ikisi 1800'e değişerek buraya arkadaşlar geldi. Evet, şimdi kadar problem yok. Çok güzel. Şimdi şu sil işini yapalım arkadaşlar. Silimiz nasıl olacak? Buradan çıkalım. Şimdi ben şunları şuradan aldım. Kopyaladım. Nereye? Nerelerde bu? Buraya onu yapıştırdım arkadaşlar. Sadece bu. Fakat bunun üzerine bir mesaj verelim. Diyelim ki silme bir isimli bir mesaj verelim. Buna da msgbox diyelim. Parantez açtım. Diyorum ki seçili veri fiş diyelim, daha doğrusu hatta fatura diyelim. Fatura silinecektir. Şimdi dedik. Virgül koyduk. Ve B, yes, no. Burada virgül. Başlığımızda dikkat olsun.
parantezi de kapatalım. Aşağıya gelelim. Diyelim ki eğer if silme 1 eşitse ve b yese ben bu işlemi yapsın. Şunun altına da gelelim. End if diyelim. Hatta bunu bir yapalım da göstereyim size. Hiçbir şeye bakın dokunmadan, seçmeden değiştir ve sile tıkladığımız zaman çalışmasını engelleyelim. Önce şu değiştiri yapalım. Ondan sonra sil üzerine yaparız. Değiştiri kaçırmayalım. Değiştir dedik. Değiştir neredeydi? Değiştir 2. Bakın eğer çok yoğun kodunuz varsa şurayı tıklayarak değiştir 2'yi buradan bulabiliriz. Bakın değiştir tıkladığım zaman bunun başına geliyorum. Diyorum ki eğer if list box 2 nokta list index küçükse 0'dan bize bir mesaj versin ve çıksın. Mesaj box tırnak açtım. Ne diyoruz buraya? Değişecek veriyi seçiniz. Değişecek verişecek veriyi seçiniz diyelim ve ondan sonra ne yapsın, 2 nokta üst üste koyalım. Daha önce söylediğimi bilmiyorum, kodlarda 2 nokta üst üste demek kodlar devam ediyor demektir, bir problem olmaz. Yani aşağı inmemize gerek yok. Seçiniz dedik. Exit sub. Şimdi şurada bunu olduğu gibi buradan kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Geldim. Sil 2'yi bulacağım. Nerede bulalım? Şuradan bulalım. Sil 2 burada. Bakın burası, bunun da başına arkadaşlar geliyorum, kontrol ediyorum. Ben bunu kopyalamadım mı ya? Kopyaladım. Bunu yapıştırdım. Şunları da silerim. Boşlukları buraya şimdi ne diyeceğiz? Silinecek veriyi seçiniz. Bakın hiçbir yer seçmeden tıkladım arkadaşlar. Silinecek veriyi seçiniz dedim. Tamam, problem yok. Değiştirelim arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi mesela şu birin ikisini silelim. Sil dedim. Silinecekleri seçiniz dedi. Niye dedi? Dememen lazım. Biz kodu yanlış mı yazdık burada ya? Bir değil arkadaşlar. Olacak. List box 2 olacak. Tekrar geldim.
şu ikinin birin ikisini silecektik. Sil dedim. Dikkat, seçili faturası silinecektir. Hayır dedim. Problem yok. Geldim. Evet dedim. Birin ikisi silindi. Şimdi gelip şu birin ikinin ikinci birinci ayın ikisindeki şu faturayı silelim. Sil dedik. Evet arkadaşlar. İkisi silindi. Bakalım datadan da silindi mi? Evet arkadaşlar, hepsi silinmiş. Şunu da silelim. Sil dedim. Evet dedim. Gitti oradan. Datadan bakalım gitti mi? Datadan da gitti arkadaşlar. Evet. Ne kadar bir zaman oldu? 31 dakika. Şimdi burada arkadaşlar dediğim ne bilmiyorum ama burada biz bayağı bir kodlar yazıyoruz. Ve projede çok geniş bir proje. Dolayısıyla unutmalar, hatalar olabiliyor. Yani ben bu kayıt yaptıktan sonra ön bir çalışma da yapıyorum böyle. Buna rağmen yine hatalarım oluyor. Ve unutmalar oluyor. Bir öncekine giriyoruz, bir sonrakine giriyoruz. Değişiklik yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da kodların çoğunluğuna bağlayın. Biraz da benim unutkanlığıma bağlayın. Diyeyim artık ne derseniz deyin. Sonuç itibariyle projemiz büyük bir projedir. Bunu ciddi söylüyorum. Yani şu anda YouTube'da böyle bir bilmiyorum yani var mı yok mu ama yani bu çapta da olacağını bilmiyorum daha doğrusu. Yani. Ama şu anda projemiz büyük bir proje. Bunu biliyorum. Size dua edin inşallah diyeceğim ama bakın şurada şunu görünce aklıma geldi. Biz şuradan değişti dediğimiz zaman şuraya şunları almadık. Onlar da buradaydı. Textbox'ları buraya alalım ki işlem tam olsun. Bakın bunu da unutmuştum şimdi. Yani buraya kopyaladım. Pasif hale getirdim. Ama gördüğünüz gibi sıkıntı, unutmak sıkıntısı var. Bunu nereye koyacaktık biz? Nereye? Şuradan gireyim. Değiştirerek koyacaktık değil mi? Evet, buraya. Geldim, yapıştırdım. Şunları da aktif hale getirelim. Bir deneme yapalım. Çıkalım buradan. Kayıtladık. Değiştir. Bakalım. Evet. Güzel. Şimdi şunu değiştir dedik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya geldim. Çift tıklayalım. Şuradan şunu da bir deneyelim. Buna da bir mesela row içerisinde row geçen malzemeler nedir? Kırptık, krom saçı var burada. Seçtim. Aktar dedim. İsmini değiştir. Kaydet dedim. Arkadaşlar problem yok. Şimdi bakın şu tarihi de 31 dakika fazla olmasın uzar. Onu da inşallah şurada bir hata daha da var. Onu da size göstermeyeceğim, anlatacağım. Bu da şu bakın eklediğimde yanlışlıkla şurada aktara da tıkladığım zaman da hata veriyor. Bunu da düzelteceğiz. Ama şimdi bir de burada sıkıntı şu. Yani bir tane boş olursa hata veriyor. Sıkıntı şu.
burada. Problem değil, bunu yaparız ama çok var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13, 14, 15 tane şey var. Bunu böyle biraz üzerine çalışacağım. Çok kısa yolda nasıl yaparız? Bunu da bir sonraki videoda bu tarihle beraber yapmaya çalışırız. Yani bu girmiş olduğumuz malzemelerin tarihlerini de sıraya dizme işiyle beraber yaparız diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.